Merhaba canım arkadaşlarım, nasılsınız? İyi misiniz? Yine sizin için dışarıya çıktım. Geçen geldiğimiz parka yine geldim. Bu arada hem elimde telefonu tutup hem de şemsiyeyi tutmak, bir elimde telefon, bir elimde şemsiye, bir elimde ayna, bir elimde cımbız zor oluyor. Şimdi güzel bir yer bulup oturup soru cevap videomuzu yapalım. Bu sefer de öyle yapalım. Yani soru cevap derken konu konuyu açar. Yani başka konulara gireriz. Sizin başka sorularınız olur, bir dahaki videoda onları yaparız filan. Bu arada hava kapandı. Yağmur fırtına çıkmadan önce ben tabii bu videoyu çekeyim diyorum. Kafamıza bir şimşek filan yemeyelim ağaçların arasında. Bugün tenha parkımız. Çoluk çocuk yok. Bulunduğunuz ülkelerde nasıl bilmiyorum ama Fransa'da okullarda dersler bitti sayılır. Dersler artık teknik olarak yapılmıyor. Ha, şuraya oturalım ya. Bakın şurayı da göstereyim size. Şöyle güzel güzel yapmışlar arkadaşlar bu parkı. Bakın. Neyse, ne diyordum? Teknik olarak dersler bitti arkadaşlar. Artık çocuklar öyle okula gidip duruyorlar yani. Boş boşa. Yani boş boşa değil, okula gidiyorlar ama ders yok, sınav falan yok yani. Teknik olarak dersler bitti. Ben şimdi bunu bir ayarlayacağım. Ondan sonra da gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir zayıfladım. Bugün de tartıldım. 81 kilo civarı geliyorum. Niye öyle oluyor? Biraz sinir stresten, biraz da şeyden ya. Spor falan yapıyorum arkadaşlar. Bir iki ay olacak yani, 2 aydır. Düzenli olarak spor yapıyorum. Güzel oluyor. Kendimi biraz dinç hissediyorum yani. Hatta bundan bir sene önce postane bize kıyafet veriyor. Biz işte kıyafetleri alırken işte pantolon bilmem ne falan alıyoruz. Orada 3-4 tane pantolon almıştım ve bu 3-4 tane pantolon çok küçüktü bana. Aşırı küçüktü. Değiştirmeye kalktım, değiştiremedim falan. O pantolonları bugün giyebilir hale geldim arkadaşlar. O derece yani. Kilo vermek isteyenlere tavsiye ederim. Şimdi canım arkadaşlarım, dur şu ayağımı da şuraya sokayım. Gençler gibi. Şimdi niye bugün böyle yapalım dedim. Biliyorsunuz malum Türkiye'de yani gündem içimizi sıkmaya, karartmaya devam ediyor. İşte yok şeyler açıklanmış da, asgari ücretler açıklanmış da, gazetecinin bir tanesi, sendika başkanı o bir tane adam var ya, ona sormuş, yine 500 doların altında kaldı demiş. Adam da utanacağına, buna cevap veremeyeceğine, Allah yardımcıları olsun insanların filan gibi bir cevap vermiş filan. Ya böyle bir ortamda gerçekten artık sesli gazete filan çekesim gelmiyor. Artık bunu olabildiğince sesli gazeteleri sizleri ya birbirimizi yalnız bırakmadan, kanalı da ihmal etmeden bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Ben de bir arayış içerisindeyim aynı sizler gibi. İkinci kanal, kültür kanalı için bugün montajcı arkadaş güzel bir video yapıyor. Memoli'nin dronlarıyla çektiğimiz, Korsika'da çektiğimiz videolar üzerine bir wow of seslendirme yaptım. Yani kısa bir video, 3-4 dakikalık bir video ama güzel olduğunu düşünüyorum. Görüntüler falan en azından drone'la gerçekten güzel. Biraz sonra onları koyacağız arkadaşlar. İhmal etmeyin. Her şeye rağmen arkadaş dost olduğumuz için beğenmeseniz de like atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi ben ne dedim? Demin bir paylaşım yaptım. Paylaşımda dedim ki soru cevap yapalım ya dedim. Yani sormak istediğiniz şeyler varsa sorun. Yani özel hayatımı çok paylaşmıyorum ama bildiğiniz kadar biliyorsunuz zaten. O da olabilir. Başka şeyler de olabilir. Arkadaşlar yazanlar var. Ben şöyle bakayım. Le plus récent. Yani en sonlardan itibaren bakalım hepsine. Olabildiğince kendimce, gözlemlerimce cevap vermeye çalışacağım. Aslında başlarda şey diyordum ya, bu soru cevap kısmı da biraz böyle ukalacı oluyor. Yani sen kimsin yani, tamam mı? Sen sanki böyle akıl erbabı bir adamsın da insanlar sana soru soruyor. Ya öyle değil. Hani hem yaşadığın coğrafyayla alakalı, buradaki hayatınla alakalı insanlar sana sorup bir feedback alıyorlar. Öğrenmek istediği, görmek istediği şeyler olabilir. Benim de sizlerle alakalı oluyor, tanıştığım insanlarla oluyor. İlk önce Crazy Boy 21 demiş ki yurt dışına çıkmak için illaki mahkeme kararı veya hakkında bir soruşturma açılmış olması gerekiyor
mu diye bir soru sormuş. Olması mı gerekiyor diye bir soru sormuş. Ben daha önce de söylediğim gibi, bu tabii yorumlar var. Belgin mesela yorum yapmış, yurt dışına çıkmak için değil, iltica etmek için gerekli diye biliyorum, öyle mi acaba demiş. Başka bir arkadaş da her suç için geçerli değil, hırsızlık, cinayet tarzı suçlar için geçerli değil, politik olabilir, cinsel kimliğin olabilir. Yani aslında suç olmayan ama yaşadığın ülkede suç sayılan şeyler olabilir demiş. Açıkçası arkadaşlar, daha önceden de söylediğim gibi ben yurt dışına nasıl çıkılır, nasıl edilir çok bir bilgiye sahip değilim. Ve bunu öğrenmenin en kolay yolu, en güzel yolu işte Nasrettin Hoca hikayesinde olduğu gibi eşekten düşeni eşekten düşen anlar misali. Bu yollardan geçmiş insanları görmek, bulmak gerekiyor, onlarla konuşmak gerekiyor. Benim buraya gelişim çok eski. Yani 2004 yılında geldim ben buraya. Daha önceden de bahsetmiştim, işte evlilik yoluyla geldim. Aile birleşimi deniyor buna. Aile birleşimi yoluyla geldim. O zaman bile böyle işte değişik badireler atlatıyorsun filan, işte kağıt kürek. Özellikle Türkiye'de işte sana böyle gidiyorsun, işte kağıdını alamıyorsun ama onu konsolosluğa yetiştirmen lazım filan vize alabilmen için. Bayağı bir prosedürü vardı. İşte yapanlara soruyorsun bu tip yollardan kimler geçmiş, nasıl olmuş filan diye. Her ülkenin kendi tabii prosedürü ayrı. Ben öyle gelmiştim. Şu anda tabii etrafımda sizlerden olsun yazanlar var. Nasıl geldikleriyle alakalı, işte Meriç'ten çıkmış, kaçak gelmiş, turist olarak gelmiş. İşte geçen haberini yaptık. Erasmus öğrencisi 17 yaşında İtalya'ya gitmiş, oradan Almanya'ya iltica başvurusunda falan bulunmuş. Öyle durumlar da var. Ama bu konu hakkında böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani yurt dışı çıkış yasağınız yoksa, yurt dışı çıkış yasağınız yoksa, yani vize alabiliyorsanız, almışsanız önünüzde bir engel yoktur. Bu sorunun cevabı tam olmamış olabilir yani. Ama bir soruşturma açılsa da hakkında Türkiye'de yurt dışına çıkabilen insanları gördüm. Ülkede hakkında soruşturma açılması illaki yurt dışına çıkmak için bir engel değil, her zaman değil. Bu günümüzde daha farklı işliyor biliyorsunuz. Yani en ufak bir şeyde işte pasaportuna işte tahdit koyuluyor, işte uzatamıyorsun, gidemiyorsun, alamıyorsun, geçersiz sayılıyor vesaire. 42 Raps'ta 94 adlı arkadaş da demiş ki, sence tüm sorun Erdoğan mı yoksa gerçekten toplumsal bir zihniyet sorunu mu? Ben Almanya'da yaşıyorum ve fark ettim, gerçekten Türkiye'de insanlar da daha çok çevreyi kirletiyor, daha çok kazıklıyorlar, kurallara uymadan misal araba kullanıyorlar filan diye şey söylemiş. Erdoğan mı? Ya Erdoğan tamamıyla Erdoğan değil. Halkın buna müsait olması da önemli bir mevzu. Aslında her zaman müsaitti ama bu müsaitliğin, bu benzetmeyi daha önceden sesli gazetelerde yapmıştım, mantarlar gibi. Yani mantarın yetişmesi için belli bir ortamın oluşması, belli bir nem oranının oluşması falan lazım. İşte karanlık olması lazım. İşte toprağın içindeki unsurlar vesaire neyse. Bunlar bir türlü ortaya çıkamıyordu belki de. Vardı ama insanlar bu kadar pervasızca çıkıp fikirlerini ya bu ayıp olur, bu bilmem ne olur falan diye düşünmeden söyleyemiyorlardı. Şimdi bunun için müsait bir ortam oluştu. Çünkü en tepedeki adam bunları açık açık söylüyor. Dolayısıyla aşağıdakilere cesaret veriyor. Ortamı müsait kılan AKP rejimi, Erdoğan'dan başlamak üzere AKP rejimi. İşte bugün sokak ortasında insanlar linç ediliyor. Ne bileyim, öldürülen var, dövülen var. Değil mi? Bu adam açık bir şekilde kafa keseceğiz diyor mesela. Bu ortamı müsait kılan o. İkinci bir şey de Türkiye'de insanlar daha çok çevreyi kirletiyor. Evet öyleler. Çünkü toplumsal bilinç yok, hassasiyet yok bu konularda. Bir de toplumsal kuralları arkadaşlar oluşturan şeyler, bir yazılı kurallar var, bir toplumsal kurallar var. Yazılı kurallarla işler yürümüyor. Evet, Türkiye'de de işte hırsızlık yapmak yasak kanunen. Fransa'da da hırsızlık yapmak yasak. Bunların bir cezası var. Bir de toplumsal olanlar var. Eğer toplum bir şeyi kabullenmediyse, onu ne kadar yazarsan yaz, o geçerliliğini kaybediyor. Bir geçerliliği yok yani. Mesela işte bunu vermiştim yine bu örneği. Türkiye'ye gittiğin zaman işte adam çok okumuş bir adam olsa bile arabaya biniyor, emniyet kemerini takmıyor. Veya mesela işte avukat, hakim, ne bileyim doktor, abi emniyet kemerini niye takıyor? Ya şu şehir içindeyiz, şuradan şuraya, ama işte bilimsel veriler gösteriyor ki en çok ölümcül kaza şehir içinde gerçekleşiyor mesela. Veya işte arabada giderken işte kırmızı ışıkta durmuyorsun, veya işte kaldırımdan yaya geçidinden geçen bir
yayaya yol vermiyorsun. Çünkü Türkiye'deki zihniyet yaya her zaman ikincildir ve bir yol varsa araba o yolda önceliklidir. Dolayısıyla bu bir artık toplumsal bir norm olduğu için bu normu uygulamak, yani aslında siz var olan bir kanunu bir şeyi yaptığınız zaman bu normların dışına çıkıyorsunuz. Mesela Türkiye'de bir yayaya yol verdiğiniz zaman dikkat çekiyorsunuz ve o, nasıl diyeyim, uyumsuzluk halkalarından bir tanesini kırmış oluyorsunuz. Ve oradaki uyumsuzluk, o normların dışına çıkmışlık hali aslında Türkiye'nin toplumsal kuralı haline gelmiş. Siz ister istemez bir kurala uyduğunuz zaman haliyle toplumsal kurallarında dışına çıkmış oluyorsunuz. Bu Türkiye için geçerli işte. Japonya'da çok farklı, Amerika'da çok farklı, Fransa'da çok farklı. Yani Batı ülkelerinde aşağı yukarı aynı da Türkiye'de öyle biliyorsunuz. Adam ikinci saniyede daha kornaya basıyor yani işte. Sarı ışık yanar yanmaz. Enteresan değil mi? Yani lan bir sabret ya. Gideceğiz. Veya ne bileyim ya, bunun gibi örnekler. Arkadaşın dediği doğru. İNR 243 canlı yayın yapabilirsin. Her defasında farklı bir takipçinle 4 kişilik bir canlı yayında sorular cevaplar olur. Eğlenceli olur. Beni çağırma, benim ağzım bozuk bilirsin. Demiş, bu abiyi tanıyorum. Canlı yayın yapabiliriz. Canlı yayın olabilir. Mesela şimdi bir canlı yayın açabilirdim. Artık yani çok böyle teferruatına girmiyorum. İşte canlı yayın açayım bilmem ne olsun. Arkadan birisi bunu kontrol etsin. İşte hiç bakmıyorum aslında onlara. Ama benim evim konfigürasyon olarak, evin konfigürasyonu buna çok müsait değil. Akşam saatlerinde olması lazım. Akşam saatlerinde olması, günün içinde yapamıyorsun. İşte insanların hani daha çok seyredebileceği bir zaman dilimini bulmak lazım. Yani akşam saatlerinde de bizim ev biraz curcuna oluyor. İşte yemek ye, bilmem ne, onu kaldır, gürültü, patırtı falan. Çok müsait olmadığı için bunları uzun zamandır yapamıyoruz. Bir aralar yapmıştık, o zaman Stefan'la birlikte çalışıyorduk. Onun çalıştığı bir stüdyo vardı. Orada bir iki kere işte Ahmet Bozkuş falan yapmıştık ama devamı gelmedi. Orası müsait olmadı falan. Daha sonra biz artık yani uzun zamandır çalışmıyoruz Stefan'la. Bundan dolayı yani. Çok iyi olur. Saat kaçta yaparsınız sevgili Hıdır Bey demiş. Kim demiş? Sera Ertürk. Ben de dedim ki canlı yayın olmayacak. O da canlı yayın zannetmiş. Ben bunu yazınca. Dizi veya film izliyor musun? Evetse, hayırsa da başlayabilirsin. Bunları yorumladığın videolar gelsin isterim. Haftada bir olsa bile güzel bir değişiklik olur. Yani bu tabii ki beğenilerimiz, biliyorsunuz. Herkes dizi izler, film izler ama herkesin beğenileri farklıdır. Yani zaman zaman izliyorum. Çok büyük bir dizi ve film tüketicisi değilim. Ama işte hani biz beğendiğimiz zaman o şey güzel olmuyor veya biz beğenmediğimiz zaman o şey kötü olmuyor. O şey sadece biz beğenmemiş oluyoruz yani. Şimdi ben hani burada bilirkişi gibi sanki bu iş, işte çok iyi bir film yorumcusuymuşum gibi falan yorum yapmama gerek yok. Ama şahsi olarak izliyorum. İşte Netflix falan var ama çok bakamıyorum. Orada gezinirken zaten geçiyor bitiyor. En son izlediğim diziler işte Çernobil falan vardı. Bir iki tane işte o Kore dizileri var ya, bir ara ünlü oldular, isimlerini de unuttum. Onlar vardı ama onlara onlardan sonra bir daha bakmadım. Çünkü bakınca arkası arkasına geliyor böyle, uzun zaman kaybediyorsun falan. Hepsini birlikte seyretmek istiyorsun falan. Ama bir tane Netflix'e bir tavsiye ederim. Çocuklarınızla seyretmeyin. Love, neydi? Love, Sex and Robots diye bir böyle çizgi film gibi ama adult content'i de olan böyle çizgi filmler var arkadaşlar. Temaları çok enteresan. Ben çok enteresan buldum. Bazılarına irkildim falan böyle. O mesela seyretmek isterseniz seyredebilirsiniz. O çok enteresan. 2-3 sezonunu yaptılar Netflix'te. Love, Robots and Love, Sex and Robots, öyle bir şeydi arkadaşlar. Onu seyretmiştim. Son uzun zamandır da seyretmiyorum. Filmde Transformers'a gitmek istiyorum. Öyle şeyleri sinemada seyretmeyi seviyorum. İşte Transformers'tır, bilmem nedir böyle science fiction şeyleri. Bu arada beni fakir arıyor. Hemen kapatayım şöyle. Bu arada yağmur yağmaya da başladı. Sevdiğim kült filmlerden şey var, o uzayda Sandra Bullock, Gravity vardı, o mesela güzeldi. Limitless falan, bunlar güzel filmlerdir. Son yıllarda seyrettiğim, ama eskiden olduğu gibi artık da çok güzel filmler çıkmıyor diye düşünüyorum.
Şu anda ya da daha önce de okuduğun kitap ve yazarlardan bahset. En sevdiğin tür ya da yazar kim? Emil Zola'yı çok seviyorum ben. Emil Zola üniversitede okutmuşlardı. Emil Zola'nın metaforları, benzetmeleri falan çok kuvvetlidir. Emil Zola'yı seviyorum. Balzac'tan da okumuşluğum vardır. Fransız yazarlardan ekseriyetle okuduklarım vardı. Guillaume Apollinaire onu çok sevmemiştim. Ama daha önceden de söylediğim gibi çok fazla çok uzun zamanda çok kitap okumuyorum açıkçası. Roman ele artık bayağı bir okumuyorum. Ama çok okuma yapıyorum. Yani bu okumalar işte ya internet üzerinden makaleler olabilir ya da işte dergiler olabilir. Herhangi böyle konuyla ilgili olan işte kitaplardan vesaire çokça okuma yapıyorum. İlgilendiğim konuyla çok fazla merak ediyorum. Merak ettiğim konuyla ilgili muhakkak ararım. O konuyla ilgili bayağı bir okuma yaparım. Ama çok uzun zamandır kitap okumuyorum. Yaşar Kemal okudum. Yaşar Kemal okudum. İnce Mehmet okumuştum. Çok güzel bir kitaptı. Birincisi çok iyiydi. İkincisi o kadar sanki çok şey de gelmemişti bana. Çok sürükleyici gelmemişti. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban romanı beni çok etkilemişti. O zamanlar bu Yaban romanında Anadolu köylüsünü niye bu kadar hakir ve görüyor ve aşağılıyor diye sormuştum kendi kendime. Ama bugünleri gördüğümüzde AKP Türkiye'sinde insanların her şeye rağmen hala kolektif bir cehalete oy verdiği bir dönemde bu kitabı çok daha iyi anladım. Bence okunabilir, gayet şu günümüzü anlatan bir kitap. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban kitabı. Elif Şafak, Orhan Pamuk okumadım. Okuduysan hangi tarz beğenirsin? Eşin ya da ailesi Türk dizisi izliyor musunuz? Yok, benim eşim Türk değil. Kızım da çok az Türkçe biliyor. Türk dizisi hiç izlemiyoruz, hiç bakmıyorum. Ve Türk dizileri artık eskiden bir zamanlar işte Ekmek Teknesi falan öyle diziler vardı. Şimdi hiç izlemiyorum. Çok ağlak diziler geliyor bana. Bayağı bir ağlak. Yani böyle müziği basıyorlar arka fondan. Yani başka hiçbir içerik yok. Sadece dizi üreterek bence yani ne izliyorum ben? Ben bolca YouTube'da eğer bir şey izlersem Arte'de belgesel izliyorum. Arte'de bolca belgesel. Arte Fransız-Alman ortaklığıyla kurulmuş bir kanal. YouTube kanalı da var. Aynı zamanda orada yayınladıklarını YouTube kanalına da koyuyorlar. Çok enteresan belgeseller var. Çok iyi belgesel yapıyorlar. Fransızlar belgesel konusunda, sineastlık konusunda gerçekten iyiler bu konuda. Çok iyiler. Çok iyi belgeseller yapıyorlar. Kültürel, sosyolojik, psikolojik, siyantifik her şeyle alakalı. Genelde böyle şeyler izliyorum. Gönül Arslan, Gönül teyze diyeceğim çünkü bana oğlum diye hitap ediyor. Ben de anneni merak ediyorum. Nasıl oldu oğlum? Teşekkür ediyorum Gönül teyze. Annem şöyle oldu. Annem çıktı hastaneden. İyi, daha iyi. Ama ameliyattan kaynaklanan bir nefes borusunda belli bir süre sonra bir tortu oluşuyor galiba ve nefes alamamaya başlıyor. Bir nefes darlığı gibi bir şey yaşamaya başladı. Bir kez gittiler. O işte bir stent gibi değildi. Bir teknikle onu aldılar, rahatladı. Normal konuşması tekrar geldi. Yani sanki stada gidersin, maç seyredersin, bağırırsın. 90 dakika boyunca da sesin kısılır ya. Öyle bir ses tonu vardı. O 2 hafta sonra tekrar nüksetti. Tekrar şu anda bugün itibariyle hastanede. Bugün değerleri biraz yüksek çıkmış. Morali bozuktu. Değerleri düştüğü zaman tekrar o işlemi yapacaklar. Ama doktorlar demiş ki eğer üçüncü kez bu olursa size yağmur altında romantik bir şey yapacağım. Üçüncü kez olursa bu sefer daha geniş çaplı bir ameliyat olacak filan demiş. Bilmiyorum Türkiye'deki şartları da şu anda devlet hastanesinde önceki kalp ameliyatını şeyde olmuştu. Özel hastanede olmuştu. Bakalım nasıl yapacağız? Bekliyoruz biz de. Korsika mı daha iyi Türkiye mi? Ufakken bana böyle sorular çok sorarlardı. Çok yönlü bakış lütfen. Korsika mı daha iyi? Korsika tabii ki hem turistik açıdan hem biraz daha şöyle çekeyim. Pek çok açıdan Korsika güzel ama artık Korsika'da yaşamıyorum. Korsika hayatım orada bitti. Belli bir süre yaşadıktan sonra artık Paris'e taşındım. Bunu söylememe gerek yok. Direkt söylememiş olabilirim. Bilmiyorum, hatırlamıyorum söyledim mi. Korsika'yı bitirdik. Paris'e geldik. Çünkü Paris'teki iş imkanları veya başka şeyler daha fazla olduğu için. Korsika çok güzel bir yer. Mükemmel bir yer ama Korsika'nın kendine has
nevi şahsına münhasır bir toplum Korsikalılar. Oraya adapte olmak çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Korsikalılık denen bir şey var. Turist olarak gittiğinizde bir sorun yok ama orada yaşadığınızda sorgulanıyorsunuz. Mesela orada gidip işte ev almanız, mülk edinmeniz falan bunlar çok çok zor şeyler. Bir Korsikalı bağınız olması lazım. Yoksa öyle çok kolay bir şey değil. Ama Türkiye güzel değil. Artık güzel değil. Bu arada bayağı bir yağmur yağıyor. İki şemsiyeyi almışım bu arada. Sırtım da ıslanmaya başladı. Umarım iner diye düşünüyorum. Evet. Güvende olduğumuz her yer bence daha iyi. Yani Türkiye'de güvende hissetseydim kendimi Türkiye daha iyi gelirdi. Güvende hissetmediğimiz hiçbir yer vatan değil. Vatan dediğimiz şeyin sınırlarını insanlar belirliyor, insanoğlu belirliyor. Eğer benim vatan diyeceğim yer bana o güvenliği sağlamıyorsa vatan olmaya hak kazanmamış demektir. Maalesef şu anda öyle. Benim için Korsika'da olur, Paris'te olur, Almanya'da olur ama insan olarak güvende yaşama hissini yaşadığımız devletin bize sağlaması gerekiyor. Oh be iyi oldu gündemden biraz uzaklaşalım. Az kafa dağıtacak şeyler anlat bize. Ben de soru sor dedim. Bir arkadaş da var var dönek solcu gazetecilerden falan demiş. Anlamadım meseleyi. Son olarak merhaba Hıdır Bey kitap okuyor musunuz? Ya da hangi kitapları okudunuz? Bunu yapmamış mıydık ya? Evet o demin sorduğum cevabı yani arkadaş aynı sorunun cevabı olmuş oldu. Evet kitapları dediğim gibi yani o okudum. Bazen zaman zaman hala okuyorum. Ama daha çok okuma yapıyorum yani ama eskisi kadar artık kitap okumuyorum. Bu arada çok ciddi yağmur yağıyor. Bakalım ben bunu bitireceğim mi? Bu son olsun artık. Ya da hangi kitapları okudunuz bu zamana kadar? Vallahi bilmiyorum ki ya. Şimdi nasıl sayayım? Bayağı Türk klasiklerinden, Fransız klasiklerinden falan bayağı okudum. Dediğim gibi Emile Zola, Balzac, Voltaire, Montaigne, Diderot, Apollinaire. Onlardan bayağı okumuşluğum var. Bir de Almanya'ya hiç geldiniz mi? Almanya'ya geldim. Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart oralara geldim. Eylül ayında da bir Köln'e gelme durumum var. 2 günlük. Almanya farklı ve güzel bir yer. Almanya'ya gidiyorsunuz. Fransa'dan çıktığınızın hemen farkına varıyorsunuz. Öyle bir şey. Mesela Fransa ile İtalya arasında da onu görüyorsunuz. Fransa'dan çık, İtalya'ya gir. Hemen artık başka bir ülkeye girdiğinin farkına varıyorsun yani. Köhnelik açısından söylüyorum bunu. Sizi severek takip ediyorum. Berlin'den selamlar. Berlin'e de selamlar. Berlin'e çok gelmek istiyorum. Mustafa abi orada, onu görmek istiyorum. Pek çok arkadaş var Berlin'de. Berlin'in güzel bir şehir olduğu söyleniyor. Gezmek, görmek güzel şeyler. İşte gördüğünü aktarabilmek ayrı bir meziyet. Bende o meziyet yok. Onları yaparak öğrenmeye çalışıyorum. Artık yaparak öğrenildiği inancını taşımak istiyorum ki bundan sonraki videolar için motivasyon olsun. Şimdi arkadaşlar ben bitireyim. 23 dakikadır konuşuyorum. Bundan sonra böyle de yapabiliriz. Ya siz soru sorun, konu açın. Birbirimizi ihmal etmeyelim. Bu arada başka şey var mı bakayım? Başka gelen yorum var mı? 19 tane yorum gelmiş. Bak şimdi gelmiş. Fakir de yazmış. Soru deyince böyle cevap aklıma gelmiyor demiş. Yani bir arkadaş da ne kadar kaç kilo demiş. Malum bizim söylemediklerimizi rahat rahat söylüyorsun. Helal olsun. Ya artık benim hani ben gemileri yaktım. Hakkımda da neler olduğunu biliyorum. Dolayısıyla çok da kompleksli değilim. Bunun yani buradan da Türkiye'dekileri anlayabiliyorum. Buradan da korkarak tırsarak bir yerlere varamayacağımı biliyorum. Yani benim için bir çıkış yok zaten. Bunun pazarlığını da yapacak değilim. Yani zaten olan olmuş yani. Bundan sonra ne olabilir? Yani benim adresimi bulurlar, dövdürürler falan. O olabilir yani. O da şu andan itibaren biraz zor gözüküyor ama olabilir ihtimal dahilinde. Sizin söyleyemediklerinizi ekranda söylemeye çalışıyorum yani. Hepimizin içinden geçirdiği bir gazete haberini okurken aklından ilk ne geçiyorsa onu sesli olarak söylemeye, seslendirmeye çalışıyorum yani. O söylemesek de aslında o aklımızdan ilk geçen oluyor hep. Fransızcayı kaç senede öğrendiniz? Fransa'ya kaç sene önce gittiniz? Fransa'ya benim 24 dakika oldu. Neyse şunu da anlatayım. Biraz uzun olacak olsun. Fark etmez.
Bilmiyorum, kadere ne kadar inanıyorsunuz? Yani insanların aldığı kararların, insanların hareketlerinin bu dünyada birbirimizi etkilediği apaçık aşikar. Benim buraya gelmemde asıl, yani ben bugün buradaysam rahmetli babamın bir gün uyuyakalması sayesinde. Bunu Sevgi Akar Çeşme ile konuşurken galiba anlatmıştım. Yani bugün buradaysam, bugün içerisinde bir video çekiyorsam bunun sebebi babamdır. Ortaokuldaydık, ortaokula geçtik. İlkokulu bitirdim 5. sınıfta. Bitti artık ilkokul. Sınıfta çok iyi olduğum bir arkadaşım vardı. Onunla dedi ki ertesi gün babalarımızı alalım. Ortaokula, Alsancak Ortaokulu İzmir'de, oraya gidelim. Orada bir işte kaydımızı yaptıralım falan diye. Yine aynı okulda olalım. Belki aynı sınıfa düşeriz falan diye, böyle işte çocuk aklı. Babam böyle işte sabaha kadar okuyan, o zamanlar internet bilmem ne diyor, yani işte sigara içen, gece uyumayan bir adamdı. Sabah kalkamadı. Arkadaş geldi babasıyla, çaldılar kapıyı. Ya babam uyuyordu falan, işte gidemiyoruz falan. Onlar neyse gittiler. Babam uyandı. Ya baba dedim, bak gidemedik falan. Neyse onlar kayıtlarını yaptırmışlar, gelmişler. Babam dedi ertesi gün gideriz dedi. Tamam dedim, ertesi gün gittik biz okula. Dediler ki tamam, kaydınızı yapacağız ama yani şey kalmadı, yani İngilizce kontenjanı doldu. Ne yapacağız? Babam dedi ki oğlum dedi, yani Belçika'da öğretmenlik yapmıştı babam. Bu devletin milli eğitimin gönderdiği, bir zamanla hala var galiba, öğretmenler vardı. Onlardandı. İşte Fransızca hasbelkader öğrenmişti yani. Ben sana yardımcı olurum falan dedi. Yine de 4 saat Fransızca eğitimi vardı yani. Tamam dedik, o zaman Fransızcayı seçtim. Almancayı da seçebilirdim. Belki Almancayı seçseydim şimdi Almanya'da mı olurdum? İngilizce kontenjanına girseydim, hiç Fransızca ile alakam olmaz, Türkiye'de olur. Belki bugün hapse mi girerdim bilmiyorum işte. Böyle işte hani kaderin ince bir yol ayrımı var. Ondan sonra işte lisede de Fransızcayı seçtim falan. Benim hep dillere bir ilgim vardı ama bizim Türkiye'de en büyük problem, çocukların, gençlerin, öğrencilerin en büyük problemi oryantasyon problemi. Yani sizi potansiyelinize göre, kapasitenize göre yönlendirecek insanlar, kişiler yok. Bunun farkındaydım ve buna doğru hep eğildim. Halbuki işte yaptığım şey işte sözel, sayısalım çok kötüydü. Sözel dersler, bakın dedim belki bir işte tarih falan bölümüne girer miyiz, ne bileyim işte o tip bölümlere girmeyi de düşünüyordum. Arşivcilik falan, öyle şeyler. Sonra bir gün baktım ki Fransız, işte o zamanki tekniğe şeye göre ÖSS, ÖYS vardı. 4 net yaparsan o puan türünde puanın hesaplanıyordu. Ben de bütün şeylerimi, vaktimi o sorulara çalışarak, geçmiş sorulara çalışarak 4 net yapmak üzerine seçmiştim. Çünkü sayısal sözelle tamamlıyorsun, ortalama bir puanın çıkıyordu. Toplam 16 tane üniversite sınavında soru yaptım. 16'sında 15'i doğruydu galiba. Dolayısıyla 14.75 net mi ne oluyordu? Fransızca puanım hesaplandı. Marmara Üniversitesi'ni seçmiştim. Marmara, adı Marmara Üniversitesi. Marmara Üniversitesi Fransızca öğretmenliğini kazandım. Orada tabii çok homojen bir bölüm değildi yani oraya gelenler. Atıp sallayıp gelenler vardı. Öyle kötü bir sistemdi. Bazılarının işine yaramıştı bu. Ve bugün hala o arkadaşım, hala tek kelime Fransızca bilmeyen insanlar ve o bölümden mezun olmuş adamlar. Ve ben diyordum ki bir dili öğreniyorsam eğer ben bu dili kullanmam gerekiyor. Elimde bir maden varsa benim bunu işlemem lazım. Yani bu mümkün değil. Türkiye'de olmayacaksa bunu yurt dışında yapmam lazım falan. Tabii ben bu dili öğrenmek için işte o zaman YouTube falan da yok. İşte ne bileyim, dinlemeye çalışıyorum. Fransızlar gördüğüm zaman salak salak yanlarına gidip konuşmaya, saçmalamaya çalışıyorum falan. Anlamıyorlar falan tabii, nereden bilsinler seni hamutçu falan zannediyorlar. İşte turizm sektöründe falan çalışıyordum. Bayağı bir şey öğrendim. Tabii bu üniversitede hiç bilmeden gelip, aslında bilmeyen kategorisindeydim Fransızcayı. Yani çok bilmiyordum. Fransızca öğrenerek çıkan tek insan belki de bendim. Özel okullardan gelenler vardı. Babaları zengin olanlar. Sadece bir diplomaları olması için orada bulunanlar. Hiç bilmeyen atıp gelenler vardı. Vesaire. İşte böyle bir karışık bir gruptu. Netice itibariyle oradan mezun oldum. Hatta bir kere bütünlemeye kaldım yani, bir kere kaldım.
Öyle de çok çalışarak girmedim. Başarılı bir öğrenciydim. Çünkü seviyordum yani o bölümü. Bitirdik. Ondan sonra tabii o turizmde falan çalışırken işte eşimle falan tanışmıştım. O sayede de yani hatta o zamanlar Fransa'ya gelme de yoktu. Türkiye'de de kalabilirdik ama o zaman bir işim yoktu. Yani Türkiye'de eğer bir işim olsaydı muhtemelen Türkiye'de yaşamaya devam ederdik. Allah'tan yokmuş işim. Fransa'ya geldik. Fransa'da işte bir sene, iki sene falan böyle işte ülkeyi, kültürü tanıma ve tabii Fransızca bildiğini zannediyorsun, İngilizce bildiğini zannediyorsun bir ülkede yaşayarak ama bir dili öğrenmenin en kolay tarafı, en etkili tarafı immersion, immersion. Yani o kültürün içinde yaşayarak öğreniyorsun bunu. Biliyorsun ama söylenen şeyleri anlamıyorsun. Söylenen şeyleri anlıyorsun ama konuyu bilmiyorsun yani. Çünkü konudan uzaksın. O oluyordu. Şimdi öyle değil. İşte Fransız kültürünün içindeyiz. Fransızlarla birlikteyiz falan. O öyle bir şey ortadan kalktı. Bir dil öğrenirken en büyük sorun o. Hem kültürel kodları öğrenmek hem de o kültür. Mesela bugün politikayla alakalı bir konu konuşulduğu zaman Fransızcayı çok iyi bilsen de ben dünyanın işte Quebec'te bir adama göstersem bunu anlamayacaktır. Niye? Çünkü konuyu bilmiyor yani. Bu şekilde işte konuşa konuşa bir şekilde öğrendik. Ben hala Fransızcamı çok iyi olarak görmüyorum. Çok iyi bir Fransızcam yok. Ama yazınsal olarak falan pek çok Fransızdan daha iyi yazarım. Yani gramer olarak, yazım yanlışı olarak falan pek çok Fransızdan daha az hata yaparım. Tabii ki kullanmaya, yazmaya maalesef yazmaya artık bazı şeyleri de unutuyoruz. İşte fiil çekimleri bilmem ne falan ama ona rağmen pek çok Fransızdan iyi olduğumu söyleyebilirim. Dil öğrenimiyle alakalı ayrı bir videoda yapabiliriz. Neyse arkadaşlar ben şimdi gideyim. Siz ne yapın biliyor musunuz? Daha başka sorularınız varsa yazın. Bu videonun altına sorularınızı yazın. Bir sonraki videoda da onlardan bahsedelim. Tamam mı canlarım? Ben gidiyorum. Yağmur da dindi. Romantik bir video yaptık sizinle. Gideyim ben biraz alışveriş yapayım eve. Ekmek. Ondan sonra da bugünkü videoyu da koyacağız inşallah kültür mantarına. Onu da ihmal etmeyin arkadaşlar. Güzel, bence çok güzel oldu. Olacak. Kısa bir video olacak. 3-4 dakikalık bir video ama güzel. Öpüyorum. Özgür olun, özgür kalın. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.